Editörümüz hatırlatsın onu ayrıca işleyelim, şimdi soru gelsin. Yetmiyor, vakit hocam, yetmiyor. hayırlı akşamlar, ee, İnşallah hayırlı sahurlarınız olsun. Hocam ben babamı bir yıl önce kaybettim. Ee, çok sadaka vermezdi, ee, bunun hayrını yapmazdı. Ben onun ahiretini rahat geçirmesi için, Allah'a verdiği hesabı rahat geçirmesi için, onun adına neler yapabilirim hocam? Bunu cevaplarsanız mübarek Ramazan-ı Ramazan Şerif'te çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Cümle göçmüşlerimizin, şehitlerimizin, ahirete intikal edenlerin ruhi için El-Fatiha. Allahümme salli ala sena. Abla ilk hayrını yaptın. İlk hayrını yaptın. Bak bu soruyu sordun. Milyonla insan babanın ruhuna da herkesin ruhuna da Fatiha okudu. Sadakayı cariye deniyor bu. Evlat hayırlı olursa, bak, evlat hayırlı işler yaparsa, Allah Teala onun annesine, babasına, dünyaya gelmeye vesile olanlara ecir yazıyor. Hatta, hatta dese ki, hani hayırlı evlat ama Allah kimse şaşırtmasın. Belki de sevmiyor babasını, belki de sevmiyor anasını, ahirete giden. Hayırlı işler yapıyor, bu hadisi de duydu, şöyle dese, bu yaptığım hayır hasenattan anneme babama yazma ya Rabbi dese Allah onu dinlemiyor. Yine gönderiyor. En merhametli Allah'tır. Allah'tan daha merhametli yoktur. Onun namına ne yapabilirsin? Eğer imanla göçtüyse, babanız imanla göçtüyse, tabi imanlı. Yani bunun alametleri vardır. İşte Allah diyordur. La ilahe illallah namaz kılıyordur mesela. Çünkü bir insan dağ başında bulunduğu bir şey oldu, tanımıyor kimse. Hemen azalarına bakarlar, dizlerine, ayaklarına, secde izi var mı diye. Namaz kılan insanların buralarında hafif böyle koyuluklar olur. Sünnet sadece kurtuluş değildir yani. Yahudiler de sünnet oluyor çünkü. Namazındaydı, kitaba dikkat ederdi. Belki hatası vardı ama haramı helal kabul etmezdi. Allah muhafaza içerdi mesela, bir şey olmaz ya demezdi. O zaman kafir olur çünkü Allah muhafaza. Ya kurtulamadık, ya Rabbi beni kurtar dedi, mümin o Tamam, cenaze namazı da kılındı. Fakat pintiydi, pek sadakası yoktu, belki maddi durum yoktu. Ben onun yerine sad yap, sadaka verip de, ya Rabbi sevabını yap desem olur mu? Olur. Onun yerine umrede, hacda tavaf etsem, göndersem olur mu? Olur. Fakirleri sevindirsem yetimler olur. Bunlara sadakayı cariye deniyor. Okul yaptırdın, hastane yaptırdın. Bir hastanın evine ziyarete gittin. Sana dua etti, babama da dua et dedin. Oradan gider. Bunlar babacınıza, bunlara sadakayı cariye deniyor. Ne demek sadakayı cariye? Ben veriyordum, veriyordum, öldüm. Kesildi. Benden sonra gelenler benim namıma verdi, devam etti cariye cari hesap derler ya sadakayı cariye o İnşallah hayır yapabilirsiniz ama şöyle bir güzellik yapayım söyleyeyim göçmüşlerinizin ruhuna 70 bin kelimeyi tevhid hediye etmeniz çok güzel olur hatırınızda bulunsun bak arkadaşlara söyledim ben geçen Ramazan sor hiçbiri yapmadı hiçbiri yapmadı ben biliyorum çünkü yapsalar bana haberleri gelirdi şunu gördük böyle olduk derlerdi. Ne yapalım? Biz söyleyelim. Bakarsın bir gün dinlerler. 70 bin kelime-i tevhid. ruhuna gönderirseniz hemen onun oraya gittiğinden Allah sizi haberdar eder. Aramızda kalsın. Televizyonda falan konuşmayalım mevzuları. Devam et soru. Aleyküm hocam. Hayırlı sahurlar. Çok iyi bir insan. Müslüman. İmanın beş şartını yerine getiremiyor bu insanlar cennete girebilecek mi? Nasıl yani? Çok iyi bir insan. Beş şartı yerine getiremiyor. Allah bilir. Yani şu anda hiçbirimizin cennete girmekle alakalı böyle bir garantisi yok. Yani onun şöyle şöyle bir lüksümüz yok. Hani çok iyi bir insan, harika harika bir insan ama çocuklarına bakmıyor. İyi bir baba olabilir mi? Gibi bir tuhaf bir soru bu çocuklarını çok seviyor ama hiçbir şeyleriyle ilgilenmiyor, yemek vermiyor, para vermiyor, aç ve açıkta bırakıyor. Ama her gün çocuklarım, çocuk psikolojik bir rahatsızlıktır bu. Bir insan iyi insansa aslında ona daha çok soru sorulacak. Hadi bu insan namaz kılmıyor, ibadet etmiyor, haccı bir şey yapmıyor. E zaten gudub, Allah'ın gudubetinin birisi. Yani gördüğünde yolu değiştiriyorsun. Öyle namussuz. Ama bak sen demek ki kalbi tanıyorsun. insanlığı tanıyorsun. Ya bu kadar yaklaşmışken niye Allah diyemedin diye kabiliyeti olduğu için belki mesul olabilir. Kabiliyeti olduğu için mesul olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bak. Zalim Haccaç diye bir adam var. Adı üstünde zalim. Ne kadar var süremiz? Ya süre az ya. Soru cevap alalım sonra anlatalım onu. Hadi bir soru cevap alalım. Ee, kusura bakmayın. Yani canlı yayının böyle cilveleri oluyor. Çünkü soru soranlar soruları yayınlanmadığında üzülüyorlarmış. Ne? böyle bir şeymiş. Zalim haccaş derken biz de zulmetmeyelim yani. Evet gelsin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sabahlar. Benim merak ettiğim soru şu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya da Namaz emrolundu deniyor. Ama Hristiyanların biz e, namaz kılmadıklarını biliyoruz. Yanlış mı biliyoruz? Soyundan gelenler namaz kılıyor mu? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin hocam. Estağfurullah. Tabii. Yani ablamız haklı. Çileden çıkıyor. İnanamıyor yani. Yani diyor ki namaz kıldı. Şu Kur'an'da bu bilgi var. Kale inni Abdullah etaniyel kitap yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın öditörüm onu da hatırlat. Kundak'tayken konuşmasını anlatalım. Arkadaşlar size teyrum 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 dediği gibi. Bak arkadaşlar Hz. Adem'den bak Hz. Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar namazı emretmeyen peygamber yok. Hani mesela Efendimiz buyuruyor ki, bak, bak ah çok güzel. Ben de misin Samet? Şu altyazıyı versene. Nerede? Veya geniş ver. Fark etmez. Şimdi bir şey göstereceğim sana. Bak. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birisi namazdayken böyle dururken, şöyle şöyle sallanıyormuş. Şu şekilde sallanıyormuş. Efendimiz ne buyurdu ona biliyor musun? Sallanma demedi sadece. Başka bir şey söyledi. Ne buyurdular biliyor musun? Yahudiler gibi namazda sallanmayın. <laughs> Yahudiler de namaz kılıyor. Ama sırf sallanması kalmış şimdi. Manastırlarda namaz hareketleri yapan Hristiyanlar var. Namaz hepsinde var. E yapmıyorlar ne yapacağız? Şimdi sen Türkiye'sin büyük düşün diyeceğim. Güldüreceğim şimdi ablamı ve herkesi. Abla. Muhterem ablacım. Sen diyorsun ki Hz. da namaz kılıyormuş, bu Hristiyanlar niye namaz kılmıyor? Sen buraya kafayı takmışsın. Ben sana diyorum ki daha büyük düşün, Hz. İsa Allah'ın kuluydu. Milyonla, milyarla Hristiyan Allah'ın oğlu diyor, bunu ne yapacağız? Allah'ın oğlu diyor yani işte namaza gelinceye kadar. Allah'ın kuluyum demiş, Allah'ın oğlu diyorlar, ne yapacağız? İşte Allah Teala bize bunları boşuna anlatmıyor. Eskiler çok beterdi. Bu namussuzlar neler yaptı neler. Allah, <laughs> affedersiniz. Allah Teala haşa geçmişin dedikodusunu mu anlatıyor bize? Biz olmayalım diye yapıyor bunu. Biz olmayalım diye. Nasıl yani? Bak şimdi. Hemen örnek. Tam da hırka şerife bağlamış olacağım. Hem peygamber ise hem hırkayı şerifi ziyaret et. Ondan sonra peygamber ahlakıyla, Kur'an ahkamıyla alakalı mevzulara kulağını tıka. Oldun mu şimdi sen bugünün Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler gibi? Allah Teala, hasan Basri öyle diyor. Çok seviyorum demek sizi aldatmasın. Hz. İsa'yı çok sevdiğini söyleyip de ona Allah'ın oğlu diyenler yarın yevmi kıyamette Hz. İsa ile mümkün değil beraber bir yere bulunamayacaklar. Hz. İsa onlara hesap soracak diyor. Kul hakkı. Peygamber kuldur. Peygamberin kul hakkı hiç kimseye benzemez. Söke söke alırlar. Sen sadece annenin babanın komşunun kul hakkını soruyorsun. Hz. Muhammed Hz. Resulullah kul değil mi? Abduhu ve Resulü. Gerçek kul hakkı peygamberdir. O yüzden peygamberi iyi anlamak üzerimize vebaldir. Kul hakkı vesaire deyip kedi köpek bilmem ne komşu deyip de peygamberle alakalı sevgi bana yeter deyip o kula eziyet etmenin hesabını Kur'an'da sakın Allah'a ve Resul'e ihanet etmeyiniz. Peygambere eziyet etmeyiniz ayeti kerimesi Ramazan'da bizim vicdanımızda kulaklarımızda kalplerimizde yer etmeli bir nefes alalım sona gelin bir işin toparlanması ve arkasından imsak duasında burada olalım eğer burada beklersen bu geceyi seninle beraber tamamlayacağız gidersen nasip hayırlısı olsun bekliyorum